gökyüzü. Bayraklar daha yakın. Bakın, karşınızda yarının büyükleri, şarkıları inletiyor gökleri. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Cumhuriyet Başsavcım. İlçemiz İnönü Zaferi İlkokulu Müdürlüğü'nce hazırlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101. yıl dönümü kutlama programını arz ederim. İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından müdürlük çelenginin Atatürk Anıtı'na sunulması, saygı duruşu ve istiklal marşı, İnönü Zaferi İlkokulu Mustafa Say tarafından günün anlam ve önemini belirtir konuşması, İnönü Zaferi İlkokulu öğrencilerinin şiir okumaları, törenin sona ermesi. İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından müdürlük çelenginin Atatürk Anıtı'na sunulması için İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci'yi ve ona refakat etmek üzere İnönü Zaferi İlkokulu sınıf öğretmenleri Mustafa Cihan ve Nur Sena Özdemir'i alana davetimi arz ederim. Burayı tanıyor musun? Altında yatıyor binlerce şehit, onların sesini duyuyor musun? Aşık ol toprağa, güzel vatana. Türk oğlusun, iyi sarıl atana. Toprağa su diye kanın katana, düşün borcunu tam veriyor musun? Şimdi sizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin manevi huzurunda, saygı duruşuna, akabinde ilçemiz İnönü Zaferi İlkokulu sınıf öğretmeni Bedriye Kaymaz yönetiminde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Tören grupları. Rahat. Rahat. Zul. Bayrak flama. Al. Al. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı için. Kalk. Kalk. Çalışmadan, üretmeden, rahat yaşamanın yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler, önce onurlarını, sonra geleceklerini ve en sonunda özgürlüklerini kaybedeceklerdir. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmak üzere, ilçemiz İnönü Zaferi İlkokulu Müdürü Sayın Mustafa Say'a davetimi arz ederim.
Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Cumhuriyet Başsavcım, değerli davetliler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 101. kuruluş yıl dönümünde yeni bir ulusal egemenlik ve çocuk bayramında bir araya gelmiş olmanın kıvancı içerisindeyiz. Tarih boyunca özgürlüğüne düşkünlüğü ile tanınmış olan Türk milleti, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ülke topraklarının düşmanlar tarafından işgal edilmesi üzerine bir kez daha özgürlüğünü geri alma mücadelesine girmiştir. Ulusal Kurtuluş Savaşımız Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışı ile başlamış, Erzurum ve Sivas kongreleri ile ulusal birliğimizin temelleri atılmıştır. Atatürk ve yurdumuzun dört bir yanından seçilerek gelen yaklaşık 115 milletvekilinin katılımı ile 23 Nisan 1920'de Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. Meclisin açılışı ile ülkenin yönetimi padişahtan alınarak bu meclise verilmiştir. O tarihten sonra ülkenin yönetimi ile ilgili kararlar bu meclis tarafından alınmış ve Ulusal Kurtuluş Savaşımız bu meclis tarafından başarıyla yönetilmiştir. Bugün de 600 milletvekili ile ülkeyi yönetme görevini sürdüren Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk milletinin seçtiği milletvekillerinden oluşmuştur. Bu durum meclisin yönetimine ulusun kendi kendini yönetmesi anlamını katmıştır. 23 Nisan ulusal egemenlik bir çocuk bayramıdır. Atatürk'ün bayramı çocuklara armağan etmesi, bu bayramın çocuk bayramı olarak da anılmasını sağlamıştır. 23 Nisan dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramıdır. Bu önemli günde ülkemizdeki yönetim birimleri bir günlüğüne çocuklara bırakılır ve çocuklar için değişik etkinlikler düzenlenir. Dünya çocukları da Ankara'daki çocuk şenliğine katılarak Türk çocuklarının sevincine ortak olurlar. Sevgili çocuklar, Atatürk bugünün küçükleri yarının büyükleridir diyerek sizlere vermemiz gereken önemi en güzel şekilde ifade etmiştir. Unutmayın, bugün bizlerin bulunduğu bu makam ve mevkilerde gelecekte sizler yer alacaksınız. Bugün burada coşkunuzu paylaşan büyükleriniz sizden araştıran, düşünen, üreten, ahlaki ve insani değerlere sahip insanlar olarak yetişmenizi beklemektedirler. Sizler de bu bilince sahip olmalısınız. Şimdiden sorumluluklarınızı yerine getirip geleceğe iyi hazırlanırsanız aydınlık yarınlar sizlerin olacaktır. Bizlere bu günleri kazandıran fedakar insanları rahmetle anıyor, siz sevgili çocuklarımızın bayramını kutluyoruz. Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız. Memleketi asıl aydınlığa boyayacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz. İnönü Zaferi İlkokulu, 3C sınıf öğrencisi Asım Orhan Akbay tarafından Türk Çocuğu Diyor Ki adlı şiirini okuması için kürsüye davet ediyorum. Türk çocuğu diyor ki, seneler kutlu bana, aylar mutlu bana. Her an haykırıyorum, Türk'üm ne mutlu bana. Cesaretim yandadır, şöhretim dört yandadır. Benim bütün cevherim nabzımdaki kandadır. Tarihten eski yaşım, harpte eğilmez başım. Toplar can yoldaşımdır, silahlar arkadaşım. İzmir benim, Van benim, şeref benim, şan benim. Kars, Erzurum, Erzincan, Konya, Ardahan benim. Yurda nasıl doyarım? Uğruna can koyarım, ona bir yan bakanın gözlerini oyarım. Türk dünyada bir tektir, milletler örnektir. Türklüğün meşalesi asla sönmeyecektir. Atatürk diyor ki, sizler, yani yeni Türkiye'nin genç evlatları, yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir.
İnönü Zaferi İlkokulu 4C sınıfı öğrencisi Emirhan Dölcü tarafından 23 Nisan adlı şiirin okunması için kürsüye davet ediyorum. Nisan geldi, dalgalansın bayraklar. Bayramı ağaç bildi, kıpırdandı yapraklar. Hakkındır güzel çocuk, oyna, sevin, hiç durma. Şenlensin dört bir bucak, çalınsın davul, zurna. Tutuşalım el ele, bir yere toplanalım. Atamıza bak hele, tekrar tekrar analım. Kıymetini kim bilmez, eşsiz güzel vatanın. Ruhuna leke gelmez, bu toprakta yatanın. Okulumuz süslensin, bayrağımız yükselsin. Kore'deki şehitler bugün bayrama gelsin. Bakma küçük çağına, sen kahraman bir ersin. Tanrı Türk çocuğuna çok bayramlar göstersin. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programımız burada sona ermiştir. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederiz. Arz ederim.